Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu, piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumumda bütün dünya piyasaları üzerinde etkisi olacak 2 Kasım Fed toplantısı beklentilerimi ve 8 Kasım Amerikan ara seçimi ve onların etkileri konusundaki beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncesinde bizim borsa için söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Her zaman onu zaten hafta içi yorumlarda yapıyoruz. Yükselişin devamını bekliyoruz. Arada bir takım düşüşler olabilir. BDDK kararının bir etkisi olmasını beklemiyorum. Dolar konusunda da zaten artık yorum yapmıyoruz malum yasadan sonra. Şimdi öncelikle 2 Kasım beklentileriyle başlayalım. 2 Kasım'da Fed'in 75 bas puan faiz arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. %95 faiz ihtimalle 75 bas puan faiz arttırması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? Zaten 75 bas puan arttırması bekleniyordu. Herhangi bir değişiklik yok. Yani Fed faiz arttıracak. 3.75 4 aralığına çıkartmış olacak 2 Kasım'da. Piyasa bunu tamamen fiyatlamış oldu. Ancak piyasa bundan sonra bir 75 bas puanlık artış daha bekliyordu. Ancak Wall Street Journal'da bir haber yayınlandı ve bu haberde Fed başkanlarından bir tanesinin bizim Aralık ayındaki faiz artışını gözden geçirmemiz gerekiyor gibi bir ifadesi oldu. Şimdi burada Fed üzerinde çok baskı var. Piyasada Fed'in bu baskılar karşısında yenilmesini ve bu agresif bir şekilde faiz artırımından vazgeçmesini, miktarsal daralmadan vazgeçmesini bekliyor. Ben de bekliyorum. Ben de bu taraftayım. Ama Fed bizim asıl amacımız fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonla mücadeledir diyor ve o yüzden daha da sıkı para politikası uygulamak için faizi arttırıyor, daha da arttıracaklarını hep söylüyorlar. Çünkü enflasyonla mücadele sıkı para politikasıyla olur. Sıkı para politikası uygulanmıyorsa enflasyonla mücadele yoktur. Tabii ki sıkı para politikasıyla da elde edilemeyecek amaçlar var. Mesela sıkı para politikası uygulayarak Amerika petrol fiyatını düşüremez. Çünkü para politikasının dışında olan bir şeydir. Mesela bunu para birimi dolar olmayan ya da para birimi belki bir hard currency olmayan, yani sterlin gibi, euro gibi bir ülke başarabilir. Mesela Türkiye başarabilir sıkı para politikasıyla. Çünkü parası bu sıkı para politikasını uyguladığı zaman değerlenir dolar karşısında. O değerlenince de petrol fiyatı kendi para birimi cinsinden daha düşük olur. Ama bunu Amerika başaramaz. Çünkü zaten dolarla alım satılıyor. Stiglitz'in de anlatmaya çalıştığı şey budur. Fakat bir takım yarı bilen insanlar Stiglitz'in bu anlatmaya çalıştığı şeyi Türkiye'ye de uyarlanabileceğini düşünmektedir. Bunu bir kez daha hatırlatayım dedim. Çünkü bana çok soruluyor hala daha. Bir kısmı kötü niyetliler, biliyorum zaten. Beni takip etmiyorlar. Benim hiçbir videomu izlemiyorlar. Sadece işte Stiglitz böyle demiş deniyor. Çünkü biz ortodoks faiz politikalarını, ortodoks maliye, para ve maliye politikalarını savunan kişiler olduğumuz için popüler değiliz. Bir takım ümmetçi, alt akıl bizi mandacı ekonomist gibi görüyor. İşte bu mandacı ekonomistlerin başında da Fed Başkanı Powell geliyor. İşte bu da ümmetçi, alt aklın ne kadar bu işlerden anladığını gösteriyor aslında. Her neyse, yani Amerika'da Fed başkanlarına verilen mesaj şu. Yani siz zaten 4'e getirdiğiniz zaman faizi, iyi bir faiz de çıkartmış oluyorsunuz. Geri kalanı sizin kontrolünüzde değil. O yüzden çok daha fazla arttırdığınız zaman piyasaya bunun daha zararı olur deniyor. Fed bunlara kulak tıkıyordu bu zamana kadar. Halen de öyle. Ama şimdi bir gelişme daha var. O da şu. Tahvil piyasasında likidite azalıyor. Tahvil piyasasında likidite azalınca tahvil faizleri
artıyor. Ve burada artık Yellen'ın falan da uyarısı var. Yani Amerikan hazinesinin uyarısı var. Tahvil piyasasında likiditenin çok azalması bizi felakete götürür. Neden? Çünkü o zaman faizler, yani bir şey satacaksınız alıcı bulamıyorsunuz. O zaman daha yüksek faiz olması gerekiyor. O alıcıyı cezbedebilmek için faizler kontrolsüz bir şekilde artmaya başlıyor. Ve o zaman bu borçlanmayı da zorlaştırır ve bir takım iflaslar getirir. Pardon. Ve bunun olmasını tabii ki hiç istemezler. Dolayısıyla Fed burada çapraz ateş altında. Bir piyasa tarafı var ve diyor ki bak sen işte bu petrol fiyatlarını falan Stiglitz'in dediği gibi indiremezsin bu şeyle faiz arttırarak. Öbür tarafta da likidite sorunu var. Sen miktarsal daralma yapıyorsun, piyasadan likiditeyi çekiyorsun. Artı para birimleri dolar karşısında değer kaybeden ülkeler ellerindeki bir takım tahvilleri satıp oradan dolara ulaşıp ve o dolarlarla belki bir iş yapmaya çalışıyorlar veya piyasaya müdahale etmeye çalışıyorlar. Onun da büyük bir likiditeyi çekici özelliği var, likiditeyi yok edici bir özelliği var. Dolar endeksinin artması da bu bakımdan tehlikeli. Bütün bunlar bir araya geldikten sonra işte o Wall Street Journal'daki haberden sonra piyasada bir dönüşüm yaşandı. Wall Street Journal'da bir böyle Fed'le ilgili bir haber olduktan sonra o biraz da böyle ön yönlendirme gibi oluyor. Bundan önce de mesela 100 bas puan faiz artışı olabilir diye Wall Street Journal'da yayınlanmıştı ve 100 bas puanlık faiz artışı olmuştu. Uzun lafın kısası, 2 Kasım'da 75 bas puan beklenirken 375-400'e gitmesi, artık 14 Aralık toplantısında 50 bas puanlık faiz artışına %51 olasılık tanınıyor. Bu ne kadardı derseniz, bakın bir hafta evvel %29 olasılık tanınıyordu. 75 bas puana %70 olasılık tanınıyordu. Yani 75-75 gidecek denirken şimdi artık 75-50 gidecek galiba deniyor. Bu bir. Ancak 1 Şubat'ta 475-500 bekleniyordu. O halen değişmiş değil. Yani 2 tane 75 yapacak ve ondan sonra da işte bu işi Şubat'ta bitirecek deniyordu. Şimdi bir tane 75 yapacak ama gene bu işi Şubat'ta 500'de bitirecek gibi fiyatlanıyor. Bunun bir manası var mı? Yani piyasa için. Şöyle, piyasa Fed'in biraz daha az şahin olmasını bekliyor faiz artışında ve de şunu da bekliyor. Yani evet 75 tamam, bundan sonra da 50 yapacak ama bir mesaj verecek 2 Kasım'da. Biz bundan sonra evet işte 50 yapacağız falan. Belki de ondan sonra da duracak. Bu burada gözükmüyor duracağı. Ama bir kere yapmadıysa 50 yani 75 yapıp öbür tarafta da bir daha 75 yapıp 50 yaptıysa belki orada o sırada enflasyon da düşmüş olacak. Piyasada daha bir rahatlayabilecek. Enflasyon Amerika'da düşüyor. 9.1'den 8.2'ye düştü. Daha hızlı düşmesi bekleniyordu. Çekirdek enflasyonun da düşmesi önemliydi. Çekirdek enflasyon düşmedi ama manşet enflasyon düştü. Daha hızlı düşmesi bekleniyordu Fed'de ve piyasada şunu diyor. Sen zaten yani bunu artık özellikle Aralık ayında da 4.25-4.50'ye getirdiysen tamamdır. Yani bu iyi bir faizdir enflasyonla mücadele etmek için diyorlar. Buradan Amerikan 10 yıllıkların şu anki durumuna baktığımızda da 4.22 olduğunu görüyoruz. Zaten yani Fed'in hedeflediği yere yakın bir yerde olduğunu da piyasada faizlerin görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Fed burada bir geri adım atabilir beklentisiyle Cuma günü piyasalarda bir yükseliş oldu. Şimdi gelelim Amerikan seçimlerine. Amerikan seçimleri olayı şöyle. Bir kere seçim olduktan sonraki yıl, yani başkanın 3. yılının genellikle S&P 500 için iyi bir yıl olduğu görülüyor istatistiklere göre.
İyi bir yıl oluyor. Şöyle kendimi de çıkartabilirsem. Evet. İyi bir yıl oluyor. Görüyorsunuz %16 ortalaması var. Yükseliş görülmüş. Yani işte seçim oluyor. Ondan sonraki sene bu şekilde. İyi bir yıl oluyor. Amerikan seçimleri sonrasındaki sene. Peki bizim görüntü niye gitti? Evet. İyi bir yıl oluyor. Bu bir. Yani zaten böyle bir beklenti var. İkincisi, Amerika'da piyasa şunu tercih eder. Checks and balances denir buna. Ne dönüyor? Kontroller ve dengeler. Kontroller ve dengeler demek şu demek. Güç bir noktada yoğunlaşmasın, dağılsın, birbirini kontrol etsin, birbirini dengelesin ister piyasa. Bu istikrarsızlık anlamına gelmez. Bizde biraz daha çarpık bir anlayış var bu bakımdan. Bu nasıl olur? Bir kere kurumların özerkliğiyle olur. Mesela bir merkez bankasının özerkliği vardır. Yani şu demek, onun başkanı siz süresi dolmadan kafaya göre değiştiremezsiniz. Böyle bir yetkiniz yoktur. Böyle bir şey zaten hiç de istenmez. Hani evet ya işte yapılabilir Trump zamanında şöyle bir yetkisi var, şunu yapabilir, bunu yapabilir falan deniyordu ama yeltenilmez böyle işlere. Çünkü bu sen bunu yaptığın zaman denir, sen bu checks and balances yani kontroller ve dengeleri bozuyorsun. Biraz daha böyle mutlakiyetçi bir yapıya evrilmek demektir. Onu istemez piyasalar. Bu zarar verir denir. Ayrıca Amerika'da şöyle bir yapı var. Başkan var. Bir de bizdekinden farklı olarak Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan bir kongre var. Bizde sadece meclis var. İçinde Senato falan diye bir şey yok. Senato var ve meclis var. İkisine birden Amerikan Kongresi deniyor. Şimdi başkan zaten kabineyi belirliyor. Senato başkanın partisinden olursa, Temsilciler Meclisi de başkanın partisinden olursa ya da ikisinden de ikisinin üzerinde de hakimiyet başkanın partisinde olursa ki şimdiki durumdur bu. Her ne kadar kurumların özerkliği falan olsa da bu piyasanın çok sevdiği bir şey değildir. Çünkü böyle bir durumda başkan bütçede anormal harcamalar yapabilir. Böyle bir yetkisi olabilir. Yani anormal harcamalar yapılabilir. Anormal yasalar çıkartılabilir. Piyasayı hiç yasayan, piyasanın hiç istemeyeceği işler yapılabilir ve popülist politikalar güdülebilir. İşte ona can suyu oluyoruz, buna canan suyu oluyoruz, bu kadar paralar saçıyoruz, etrafa şunun borcunu siliyoruz ve bunu kurtarıyoruz, buna işte bilmem ne yapıyoruz falan gibi işler yapılabilir ve bunlar hiç hoşa giden şeyler değildir, popülist politikalar. O yüzden piyasa Kongrenin başkandan farklı olarak, kongrenin bağımsız olarak yani bölünmüş olmasını sever. Yani Senato ve Temsilciler Meclisi'ni aynı parti kontrol etmemeli. Bir parti Senato'yu, diğer parti de Temsilciler Meclisi'ni kontrol etmeli. Bu piyasa için en iyi durumdur. Şimdi peki böyle bir şey olma ihtimali var mı 8 Kasım seçimlerinde? 8 Kasım seçimlerinde Senato olarak bakıldığında yazı tura deniyor buna. Yani bütün anketler, yapılan çalışmalar falan Senato'da bir partinin hakimiyet kurmasını, çoğunluğu elde etmesini çok garanti görmüyor. Belli değil sonuç ne olacak. Ne olabilir işte zaten iki tane sonuç var değil mi? Mevcut durum demokratlarda kalıyor. Kamala Harris'le veya bir sayı ve daha fazla sayıda senatör elde ederek ve demokratlarda kalıyor. Ya da değişebiliyor. Ama asıl önemli olan burada Temsilciler Meclisi. Çünkü orada favori cumhuriyetçiler. Yani burada Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirse Kongre bölünmüş oluyor. İşte yapılan çalışmalar, anketler ve simülasyonlar %81 ihtimalle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Cumhuriyetçiler tarafından elde edilmesini gösteriyor. Yani favori Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde. Böyle olursa
Zaten şurada demin gösterdiğim gibi bir üçüncü yıl, yani seçimden sonra, ara seçim sonrası yılda zaten bir yükseliş potansiyeli var. Artı bir de kongre bölünmüş olacak. Kongre bölündüğü zaman ne oluyor? Bakın şöyle bir çalışma yapmışlar. 1932'den beri Amerika'da eğer bir Demokrat başkan varsa ve bölünmüş bir kongre varsa, o zaman S&P 500 getirisi %14 oluyor ortalamada. Demokratik sweep denilen şu anki mevcut durumda, yani hem Demokrat başkan var hem de kongreyi Demokratlar kontrol ediyor, %10 oluyor. Yani daha zayıf oluyor. Piyasa bunu sevmiyor zaten. Şimdi Demokrat başkan var ve bölünmüş kongre olursa %14. Demokrat başkan var ama kongre bölünmüyor fakat cumhuriyetçilerin elinde. Yani Joe Biden'ın işini zorlaştıran bir kongre olursa, çok zorlaştıran bir kongre olursa, o zaman da %13 gösteriyor burada. Yani Demokratlar Senato'yu alması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde alamadıkları takdirde piyasa için en olumlu durum. Eğer Cumhuriyetçiler Senato'yu da alırsa o da piyasa için olumlu. Demokratlarda olması kadar olmamakla beraber o da piyasa için olumlu. Şimdi iki tane pozitif şey üst üste gelebilir bu piyasada. Bir, 2 Kasım'da Fed'in geri adım atması, biraz daha az şahin olması. Yani geri adım atma demiyorum, biraz daha az şahin olması. Ondan sonra 8 Kasım'da Kongre'nin bölünmesi ve ondan sonra 14 Aralık'ta da Fed'in geri adım atması Amerikan borsalarını uçurabilecek bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir senaryo olabilir. Ve böyle bir senaryoda da önce borsalar, sonra Amerikan 10 yıllıklardaki düşüşle beraber değerli metallerde bir rally görebiliriz. Değerli metallerde Kasım ayında bir yükseliş görebiliriz. Aralık ayında zaten bir şey olarak, dönemsel olarak görülen bir altında yükseliş vardır. Onu görebiliriz. Üst üste gelirse çok güzel olur. Bizim borsamıza etkisi ne olur? Eğer rally 2 ay devam eder de güzel bir getiri olursa Amerika'da, o zaman ucuz kalan piyasalara da bir miktar para girişi olabilir. Bize de para girişi olabilir. Seçim beklentileri nedeniyle de olabilir bizde para girişi. O zaman bizim borsamızda bir yükseliş olur. Olur ama bizim borsamıza yabancı geldiği zaman hakkında rapor yazılan ve de değerleme oranlarına göre ucuz kalmış hisselere gelir. Yani BIST 100 hisseleri içerisinde hakkında rapor yazılan ve de değerleme oranlarına göre ucuz kalacak. Mesela ucuz olanlar bir kısım bankalardır, holdinglerdir, büyük şirketlerdir ve de hakkında rapor yazılıyor olması gerekiyor. Yani sadece ucuzluk yetmiyor, rapor da gerekiyor. İkisi birden olacak. Değerleme oranı dediğimiz şeyde de öncelikli olarak firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar oranına bakıyoruz. İkinci sırada FK'ya bakıyoruz. Bankalarsa burada da piyasa değeri, defter değerine bakıyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi buradan teknik analize geçecek olursak, öncelikle bir Dow Jones ile başlayacağım ve aylık ile başlayacağım. Aylıkta Dow Jones'ta bu 28.762'de, ki bakın bu 2019 koronavirüs öncesi zirvedir. 2020'deki koronavirüs önceki zirvedir. Oraya kadar düşüp oradan destek bulduğunu görüyoruz. Ve burada VIX fix göstergesine göre bunu TradingView'da araştırıp bulabilirsiniz. VIX endeksi gibi yazılıyor. Fix bir de FIX şeklinde yazılıyor. VIX fix göstergesine göre burası bir dip oluyor. Hem de hareketli ortalamanın altında olduğu için de bir dip oluyor. Artı aylıkta dip, artı haftalıkta dip. Bakın daha önce de haftalıklarda dip var ama aylıkta değil. Burada aylıkta dip, artı haftalıkta dip, artı haftalıkta wave trend göstergesi ala dönmüş durumda bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Günlükte daha evvelden dip olmuş bu 28.762 bölgesi.
hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Orada da kalıcılık sağladı ve al sinyali burada da geldi günlükte. Yani Dow Jones gayet iyi. Büyük şirketler önden gidiyor. S&P 500 arkadan geliyor. Henüz hareketli ortalamanın üzerine çıkabildi. Nasdaq daha da arkadan geliyor. O yüzden Nasdaq'ta yükseliş potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Nasdaq'taki yükselişler bir haftayı geçecek olursa Bitcoin'de de yükselişler görmemizi bekliyorum. Gelelim altın tarafına. Altında da artık bu 1620 bölgesinin dip olduğunu düşünüyorum. Henüz gösterge bunu teyit etmedi. Dolayısıyla belki bu hafta içerisinde tekrar bir daha aynı seviyeleri ziyaret etme ihtimali vardır. Ama yani şunu demek istiyorum. 1659, 1660 ve 1620 arasındaki bölge alımlar için iyi bir bölgedir diye düşünüyorum altında beklediğimiz senaryolar için. Gümüşte ise aynı benzer şekilde 19400 1940 ila 1815 arasındaki bölgede alımlar için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. 1987 bölgesinin geçilmesiyle hareketin güçlenmesini bekliyorum. Bakın günlükte dip oluşmuş, günlükte al vermiş burada. Haftalıkta daha önceden dip oluşmuştu zaten 18-15'te. Ancak haftalıkta henüz ala dönmüş değil buradaki sinyal. Onun da zaten altın yükselişe geçerse buranın da yükselmesini bekliyorum. Şimdi bütün bunlardan sonra ne diyeceğiz? Bütün bunlardan sonra şunu demek istiyorum. Kasım ayında bir rally başlangıcı olabilir dediğim şekilde gerçekleşecek olursa senaryolar. Ve benim daha önceki rally beklentim yaz aylarındaydı. Yaz aylarında bir rally oldu ama kısa süreli oldu. Çünkü Fed başkanları ondan sonra daha agresifleşmeye devam ettiler. Daha çok faizleri agresif bir şekilde arttırmaya devam ettiler. Şimdi o zaman diyordum ki ben eğer yazın rally olursa yazdan sonra sonbaharda bir çöküş olabilir Ekim-Kasım gibi. Ancak bu benim yazın rally olursa ve rally'den sonra bir Ekim-Kasım gibi çöküş olabilir sözlerimi anlamakta birçok kişinin zorlandığını ben görüyorum. Bana sürekli yazıyorlar. Bir kez daha zorlananlar için anlatayım. Biz önce bir rally, bir yükseliş bekliyoruz. Arkasından bütün iyi haberlerin tüketilmesiyle Amerika'da resesyonun da başlamasını, Amerika'daki bu durgunluğa girilmesiyle bütün iyi haberler de tüketildikten sonra borsalarda ve değerli metallerde bir çöküş bekliyorum. Çünkü zaten iyi haberlerin hepsi gelmiş olacak. Diğer tarafta artık ekonomide de çöküş başlamış olacak. Amerikan borsalarında altında, gümüşte bir ciddi satışlar gelmesini bekliyorum öyle bir durumda. Ama önce bu yükselişin olması gerekiyor. O olmuş değil. Yükseliş olmadan bir çöküş, bir piyasalarda bir felaket beklemiyorum. Bir daha söyledim. İşte o yüzden Kasım'da başlarsa bu rally, bunun böyle en erken bir çöküş olması için Mart olması gerekiyor. Hatta Nisan-Mayıs'a da uzayabilir. Çünkü bu Amerikan Kongresi olayı da üzerine doping etkisi yaratacaktır. Öyle bir durumlar olduğu zaman zaten piyasa çok yükselmiş olacak. Yani piyasanın çok yükseldiğini siz göreceksiniz. Yani Dow Jones'da, ons altında bunları göreceksiniz zaten. Onları gördüğünüz zaman bu piyasa artık çökebilir, zaten doydu falan diye söyleyeceğiz. Yani zaten siz de göreceksiniz. O yüzden o Ekim-Kasım'daki çöküş beklentiniz acaba şimdi gerçekleşebilir mi falan diye anlamakta zorlanan arkadaşlar umarım bu şekilde öğrenmiş oldular. Bu şekilde yani beklentilerim var. Burada detaylı bir şekilde anlattığım için bunu da bir kenara koyacağım. Bundan sonra Amerikan piyasası hakkında ne bekliyorsunuz? Fed ne bekliyorsunuz? Efendim seçimler hakkında ne bekliyorsunuz denildiği zaman bu videoyu izleyin diyeceğim. İşte bugünlük de bu kadar.